pilav üstü, et kavurma. Lüks restoran ve otellerin yaptığı gibi evde yemeği kalıba koyarak sunduğumuz nadir menülerden biri. Peki lezzetli, lokum gibi ağızda dağılan nefis bir et kavurma için en önemli şey nedir diye baştan sorsak cevabınız ne olurdu? Et kavurma, et, yağ ve tuzdan oluştuğuna göre en önemli malzeme tabii ki de etin kendisi. Ne yaparsak yapalım, düdüklüye de koysak, önce haşlayıp sonra kavurmaya da çalışsak, et iyi değilse güzel bir kavurma maalesef çıkmayacaktır. Ama eğer etiniz kavurmaya uygun bir etse, neredeyse tencereye atıp bir saat unutsanız bile nefis bir kavurma sizi bekliyor olacak. Peki nasıl anlayacağız, hangi eti seçeceğiz? Kavurma için belki ilk akla gelen kuşbaşı et oluyor ama bu et hayvandan kesildiği yere göre sert veya yumuşak çıkabiliyor. Ben güvendiğim mahalle kasabına kavurmalık et sorduğumda tavsiyesi az yağlı kontrafile oldu. Yani dananın arka sırt kısmı. Burası hayvanın çok hareket halinde olmayan, fazla kas oluşmamış bir bölgesi olduğu için eti daha yumuşak oluyor. Ve zarlarını ve fazla yağını aldıktan sonra lezzet için bir miktar yağ birlikte tutarak kuşbaşı doğruyor kasabımız eti. Ben de güvenip alıyorum. Yani aslında iyi bir et almak için güvenilir bir kasaba ve hayvanın yemek için uygun yerinden kesilmiş yumuşak bir bölümü lazım bize. Güvenilir bir kasabım yok, kendi başımayım diyorsanız internette bir et uzmanının dediğine göre iyi bir eti gözle veya elle seçebilmenin pek bir yolu yokmuş. Ama yine de etin renginden dokusuna kadar edindiğim bilgileri içeren yazımı okumanızı tavsiye ederim. Bizimle bilgilerini paylaşmak isteyenler videonun yorum kısmına yazarsa ayrıca memnun olurum. Bu arada kasaptan ayrılmadan son olarak, abla en önemli şeyi unuttun, para para diyenler de çıkabilir. Evet haklısınız, iyi bir et için hatırı sayılır bir paraya da ihtiyacımız var. Merak edenler için bu aldığım kontrafilenin kilosu 34 lira. Eve geldikten sonra yaptığım tek şey etleri hafif yıkayıp süzdürüp ısıtmış olduğum tencereye aktarmak oldu. Renkleri dönene kadar ara sıra karıştırmaya devam edeceğim. Yaklaşık bir 15 dakikanın sonunda etler suyunu salmış durumda. Ocağın altını artık iyice kısıyorum ve ara sıra suyunu kontrol ederek pişirmeye devam ediyorum. Bir saat 15 dakika sonra suyu giderek azalan etimiz iyice pişti. Artık kalan suyu çektirip hafif kavrulma kokusunu da verebilmek için kapağı açık olarak ara sıra karıştıracağım. Bu aşamada artık tuzunu da ekleyebilirim. Bildiğiniz gibi eti sıkılaştırıp sertleştirmemesi için tuzu piştikten sonra ekliyoruz. Eğer et kavurmanızı biraz daha tatlandırmak isterseniz az bir tereyağında biraz daha kavurabilir, içine karabiber ve kekik atabilirsiniz. Et kavurmamız tüm sadeliğiyle ve tüm ihtişamıyla artık servise hazır. Özel günler, mevlitler, bayramlar ve doğal olarak en çok Kurban Bayramı'nın vazgeçilmez istenen menüsü pilav üstü et kavurmayı, yine en güzel ayran ve baklava ve tabii ki de sevdiklerinizle dolu huzurlu güzel bir sofra tamamlayacaktır. Videomuzu beğendiyseniz beğene tıklayarak lütfen bize destek olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.